KESK Sivas Şube Platformu dönem sözcüsü Sevgili basın Gülser emekçi Altıntaş arkadaşlarımız, platformada değerli yaptığı arkadaşlar, açıklamada hepiniz hoş bölgemizi geldiniz. Kasıp kavuran savaş illeti ne yazık basına ki ve farklı kamuoyuna. biçimlerde tüm acımasızlığıyla da devam ederken yaşanan bölgemizde, mağduriyetleri, dramları insanlık adına utanarak izler olduk. Baş döndürücü sulh, hızla cihanda gelişen felsefesine gündem dönmek maddeleri, dedi. Bölgemizi kasıp kavuran savaş illeti ne yazık ki farklı biçimlerde tüm acımasızlığıyla devam ederken yaşanan mağduriyetleri, dramları insanlık adına utanarak izler olduk. Suriye'de süren emperyal amaçlı bu savaşta ülke olarak savaşın değil, barışın ve kardeşliğin tarafı olmak için izlenen yanlış Suriye politikasından vazgeçilerek yurtta sulh, dünyada sulh felsefesine dönmek zorundayız. Açıklamada yine ülkemizde hiçbir zaman gündemden düşmeyen kadın cinayetleri en vahşi şekliyle devam etmektedir. Sadece Temmuz ayı içerisinde 31 kadın benzer gerekçelerle vahşi bir şekilde katledilirken, Kırıkkale'de çocuğunun gözü önünde katledilen Emine Bulut cinayeti insanlığın vicdanını kanatmaya devam etmektedir, dedi. Yine ülkemizde hiçbir zaman gündemden düşmeyen kadın cinayetleri en vahşi şekliyle devam etmektedir. Sadece Temmuz ayı içerisinde 31 kadın benzer gerekçelerle vahşi bir şekilde katledilirken, Kırıkkale'de çocuğunun gözü önünde katledilen Emine Bulut cinayeti insanlığın vicdanını kanatmaya devam etmektedir. Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerine atanan kayyumlara ve Sivas Belediyesi'nin Ağustos ayı içerisinde uygulamaya koyduğu belediye sosyal tesislerine yönelik zam kararlarına da değinen Altuntaş, demokrasinin yaşamın her alanında hakim olduğu yaşanabilir bir il ve ülke için toplumun her kesimini duyarlı olmaya ve mücadeleye davet ediyoruz, dedi. Son günlerde ülkemiz gündemini belirleyen konularından biri de kuşkusuz Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerine atanan kayyumlar olmuştur. Bizler yerel yönetimleri kamusal hizmetlerin bir parçası olarak görmekteyiz. İnsanların en temel ihtiyaçlarının sosyal devlet anlayışının gereği nitelikli ve ücretsiz olarak karşılanabilir olacağını düşüncesindeyiz. Bu hizmetlerden kastımız ulaşım, su, spor alanları, mesire alanları ve sosyal tesislerdir. Demokrasinin, yaşamın gerçek alanında hakim olduğu yaşanabilir bir il ve ülke için toplumun her kesimini duyarlı olmaya ve mücadele etmeye davet ediyoruz.